Her çarşamba olduğu gibi Geleceğe Yatırım Araştırma Müdürü sevgili Kudret Ayyıldır bizlerle. Kudret merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Hoş buldum Serdar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz katılımın için. Evet, bakalım da Fed yetkilisi Kaşgari'den gelen, yani enflasyon öyle %3'ler civarında eğer takılı kalmaya devam ederse ileride bir noktada biz faiz arttırımını da düşünebiliriz gibi, böyle gene bir hani bir deli kuyuya taş atar kırık akıllı çıkaramaz bir ifade geldi. Yani her ne kadar Powell tarafından değil mi? Geçtiğimiz hafta biz bundan sonra artık arttırımları bıraktık, indirime başlayacağız açıklaması gelse de şimdi bir kez daha böyle bir kulağa kar suyu kaçıracak cinsten açıklamanın geldiğini gördük. Tabii Amerika'da hani hafta genelinde çok yüklü ihaleler var. İşte merkezi yönetimin borç stoğundaki artış ciddi şekilde gene tartışılıyor. Bu ortamda hani işte Morgan Stanley'nin faiz indirim beklentilerinde bir değişikliğe gittiğini görüyoruz. İşte Temmuz'da, Eylül'de ilk hareket gelebilir diyor. Sen acaba bu gelişmeleri nasıl değerlendirdin ve Fed guvernörlerinin açıklamalarını piyasa nasıl okumalı sence? Aslında Nisan ayında bizim bayram tatilimize gelen Amerika'dan enflasyon verisi tamamen durumu değiştirdi ve ondan sonraki süreçte gelen her veri sonucu ve açıklamalar hani birbirinden çok farklı gelmeye başladı. Nitekim İşte tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazançlar verileri beklenti altında kaldı. Piyasalar biraz rahat nefes aldı. Yıl sonuna kadar bir adet faiz indirimi iki adede çıktı gibi bazı senaryolar oluştu. Yani biz Mart'taki projeksiyonlarından itibaren gelen her veri sonucuyla birlikte piyasalarda çok önemli değişimler içerisine girdik. Ve muhtemelen bu önümüzdeki haftaki enflasyon verisiyle birlikte bu çok daha netlik kazanacak. Yani gerçekten yılı sonuna kadar iki tane mi indirim yapılacak, bir tane mi indirim yapılacak, bu soruların cevapları için muhtemelen enflasyon rakamı çok önemli olacaktır. Ama üyeler hep şunu söylüyor. Yani biz Aralık projeksiyonundan beri de duyuyoruz aslında. Enflasyonda arzu edilen hedeflere ulaşana kadar faizler uzun bir süre yüksek kalması gerekiyor. Burada tabii ki bu söylemimizi açan bir söylem vardı. O da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'dan gelmişti. Yani %2 hedefe ulaşmadan biz aksiyona geçebiliriz şeklinde. Tabii biz bunu Fed'den çok sağlıklı bir şekilde duymuyoruz. Ama geldiğimiz rakamda da zaten %3,5'lardaki enflasyonu %2'ye ulaşma ihtimali de çok kuvvetli değil, hızlı bir şekilde. Bunu da zaten rakamlardan görebiliyoruz. Bu sebeple de FOMC üyeleri bu tür bölümde, yani 1 Mayıs'ta yine bizim tatil olduğumuz zamandaki Amerikan Merkez Bankası toplantısı sürecinden sonraki bölüme de baktığımız zaman FOMC üyeleri Haziran toplantısı öncesinde süreci hazırlamaya çalışıyor. Yani yine baktığımız zaman eğer beklenti üzerinde bir enflasyon görecek olursak piyasaların iki faiz indirimi de çöpe gidip tek faiz indirimi, belki de hiç faiz indirimi olmayabilir şekline de dönebilir. Bu açıdan Haziran'daki projeksiyonlar önemli olmakla birlikte oraya gelene kadar zaten çok önemli bir vakit olduğundan kaynaklı biz haftaya enflasyon rakamını bu anlamda çok fazla takip ediyor olacağız. Tabii tam da önümüzdeki haftaki yayını veri açıklandığı an başlatacağız. O yüzden de orayı canlı canlı yorumluyor olacağız. Ama şu anki konjonktürde piyasalar iki faiz indirimi, bir tanesi Eylül'de, bir tanesi Aralık'ta. Bu mizacı bozacak bir veri akışı olmazsa da muhtemelen Fed de bu tempoda gidebilir. Ama tabii yönlendirmeler uzun bir süre yüksek faiz, enflasyonda bir bozulma olursa bırakın indirimi, artışa bile gidebiliriz şeklindeki mesajlar ister istemez üyeler tarafından gelmeye devam edecektir. Tabii çok güzel bir noktaya temas ettin. Yani biz de yayın akışında dış piyasa programının saatini 15.30 yaparken Amerika'dan gelen veri saatiyle hani sıcağına onu yorumlama adına, tabii ama yaz saati kış saati uygulaması 6 ay sadece bize bu imkanı veriyor. Ama şimdi bu önümüzdeki dönemi en azından verileri canlı canlı yorumlayacak şekilde değerlendireceğiz. Peki İsrail'in bakıldığında ateşkes tarafındaki girişimlere red cevabı vermesi, gene böyle bir altında kritik seviyelere doğru gelinmesine yol açıyor. Yani 2200'lerde çok kalıcı olamadı gibi daha 2300'lerin üzerine attı.
Teknik olarak takip ettiğin seviyeler ya da jeopolitik tansiyonun daha artması noktasında nerelere kadar bizi bu götürebilir? Dolar endeksindeki de bir yukarı hareketle belki bir miktar altındaki coşkuyu ya da isteği azaltmış olabilir. Ne dersin acaba altın piyasasına dair? Aslında jeopolitik risk temasında son gelen açıklamalar nezdinde Amerika cephesindeki açıklamalara baktığımız zaman işte Hamas'ın burada ateşkesi kabul etmesine rağmen İsrail'in buna devam edeceğini söylemesi burada bir riski doğurdu. Ama Amerika cephesinden de bu operasyonun çok büyük çaplı olmayacağına yönelik bir açıklama yapılmasından kaynaklı da riskin boyutunun biraz sınırlandığını gördük. Nitekim piyasalar özellikle altın şu anki güçlü dolardan kaynaklı bir miktar zayıflama eğilimi içerisinde kendisini buldu. Ama hatırlarsak daha önceki fiyatlama davranışına, çünkü bu doların güçlenmesi, tahvil faizinin yükselmesi çok yeni bir mevzu değil. Önemli bir süreçte bunu görmüştük. Ama burada jeopolitik risk teması tavanda olduğu için ister istemez piyasa altın dinamikleri buna birazcık daha şekillenmişti. Korelasyon bozulmuştu. İlaveten Çin tarafındaki alımların da hızının yavaşladığına ilişkin açıklamalar da geldiğinden kaynaklı altın bu noktada işte güçlü dolar, güçlü tahvil faizinden biraz baskı gören, korelasyonlara uyan bir tempo oluşturdu. Ben özellikle bu ay 2315'in üzerinde aylık kapanış yapıp yapmayacağını ayrıca takip edeceğim. Yani ben eğer 2500 gibi rakamları telaffuz edeceksem ilk etapta bu ayın 2315 üzerinde bir kalıcı harekete dönüşmesi yönündeki düşüncemin teyit kazanmasını beklerim. Biraz daha kısa vadeli görüntüye bakacak olursak, yani haftaya enflasyon verisi de gelecek. Benim burada gördüğüm yukarıda 2330-40 bölgesi, aşağıda da 2280-70 bölgesi, yani bir 70-80 dolarlık bir marj alanı var. Burada bir sıkışma eğilimi söz konusu. Bu yüzden de kısa vadeli konjonktürde yukarıda 2400'leri, aşağıda da 2200'leri konuşabilmemiz için bir miktar bu bandın dışında bir reaksiyon görmemiz gerekiyor. Yani eğer gerçekten enflasyon beklenti üzerinde kalır, Fed faiz indirimini yapmayacak boyuta getirirse piyasa, o zaman tabii ki altında 2280'lerin de altında rakamları telaffuz etmek durumunda kalabiliriz. Ama bu durum çok daha agresif bir boyuta dönmeden, yani Fed'in şahin görüntüsü agresif bir hal almadan ve mevcut jeopolitik risk teması ve yılın son çeyreğindeki Amerikan seçimini de dikkate aldığımızda altın bu düşüşleri tekrar alıcılarla karşılamak isteyebilir. Ama anlık görüntüde aşağıda 2280-70, yukarıda 2230-40 bölgesi bu arada bir miktar dalgalı bir seyir oluşturabilir. Eğer haftaya gelecek enflasyon verisi Fed'in şu anki temposunda, yani biz Fed 3 diyoruz ama piyasa 2 diyor. 2'de bile kalması demek altın için yeni bir yukarı fırsat olacaktır. Buna da bu açıdan bakmakta fayda var. Çok hassas bir dengede ilerlemekteyiz. O yüzden de kaldıraçlı piyasalarda, hele ki altın gibi varlıklarda adımlarımızı biraz daha dikkatli atmamız gerekiyor. Biraz da Amerika'daki endekslerin son durumunu konuşmak isterim. Şöyle ki bakıldığında son birkaç haftadan beri, yani o jeopolitik tansiyonun zirve yaptığı, işte İran-İsrail arası bir şeyler artık böyle sıcak kara savaşına dönüşür mü, o endişelerle beraber ciddi şekilde işte S&P 500 4950 seviyeleri 5000'in altına sarktı. Şimdi oradan bir hani yara sarma pansuman hareketi başladı ama yeni tarihi zirveye böyle götürecek kadar da bir momentum yakalayamadığını görüyoruz. Dolayısıyla tarih zirveleri yaklaştığı yerden Nasdaq 100 endeksi ya da S&P 500 endeksinde kar satışları var. Hani şirket karlılıkları da fena gelmiyor ama bakıldığında hani yeni bir zirveye de böyle götürecek coşku da yok. İşte teknoloji hisselerinde de bakıldığı zaman farklı dalgalı bir seyir var. İşte nispeten hani Apple belki ayrışıyor, Google ayrışıyor ama işte Tesla zayıf gibi denebilir. O taraflar ilişkin acaba neler söylemek istersin ve teknik olarak ön plana çıkarmak istediğin seviyeler S&P 500 ya da diğer arzu ettiğin herhangi bir majör endekste nereleri olur? Seninle yapmış olduğumuz yayında S&P 500 tarafında bir baskı devam ettiğini vurgularken 4950 seviyesine de atıfta bulunmuştuk. Nitekim gerçekten bir orası cetvel gibi
fiyatlama çalıştı. Çok önemli bir dönüş kaydetti. Bu dönüşün teyit kazanması için de kabaca 5150'lerin üzerinde bir hareketliliğin olması gerektiğini de vurgulamıştık bir sonraki yayında. Nitekim şu anda da biz bu bölümün üzerinde bir fiyatlama reaksiyonu görüyoruz. Yani teorik anlamda S&P önce 4950, sonra 5150'nin üzerinde hareketler sergileyerek aslında o 5330'ların yani bir önceki zirveye ulaşabilme ihtimalini kuvvetlendirdi. Ha, daha fazlası olur mu? Yani terminaldeki 12 aylık analiz beklentilerinde olduğu gibi böyle 5600-5700'lere kadar hani ya da 5500-5600 bölgesine kadar gidebilir mi? Evet, gidebilme potansiyeli var. Ama biraz önce altında vurguladığımız detay aslında S&P 500 ve diğer Amerikan endeksli şirketler için de çok önemli. Yani biz Mart projeksiyonundan sonra geçtiğimiz bölüm birazcık daha çok dalgalı bir seyir oldu. Yani her veriye farklı atıfta bulunan bir konjonktür içerisine girdik. Geçen hafta tarım dışı istihdam beklenti altında kaldı. Ücretlerdeki artışlar beklenti altında kaldı. Hani piyasalar burada biraz daha mutlu olmaya başladı. Ama haftaki enflasyon rakamı eğer bu mutluluğa destek verirse, piyasaları biraz nefes aldırırsa zaten fırsat bu fırsat S&P mevcut yükseliş eğilimini daha da hızlandırabilir. Ama biraz önce söylediğimiz gibi eğer enflasyon gerçekten bir baskı yaratır, Merkez Bankası üzerinde de bu baskı gözükür, piyasa fiyatlamasında da faiz indirimi olmayacak bir görüntüye dönüşürse o zaman biz 4950'yi de kırıp bir miktar daha hareket bandını aşağı çekebiliriz. Her ne kadar şirketler iyi bir performans beklentisi içerisine girse de. Çünkü bildiğin gibi yılbaşından bu yana piyasalarla Fed arasında inanılmaz bir ayrışma vardı ve verilere rağmen yani olumlu beklenti üzerinde istihdam verileri geliyor, ücret artışları geliyor ama piyasa onu çok fazla takmıyordu. Yani biliyorlardı ki bir noktada faiz inecek ki bunu Haziran, işte Mart neyse ama şu anda yapmaya da bilir durumu da ortaya çıktığı için hatta yapmamayı da bırak artış bile yapılabilir durumuna geldiği için şu andaki konjonktür ister istemez burası biraz daha bu bölgeyi fiyatlamak zorunda kalabilir. Bu açıdan önümüzdeki hafta Amerikan endekslerinin seyri açısından da önemli. Ama ben şimdiki pencereden baktığım zaman fiyat anlamında iki aşamalı teyit kazanıldı. Bu yüzden de 5330'lara kadar bir hareketliliği kısa vadeli 5150'nin üzerinde kaldığı müddetçe ben şaşırmayacağımı vurgulamakta fayda görüyorum. Evet, global tarafta hisse senetleri piyasasında hani şöyle bir değiş vardır. Belki Türkçe'ye tam uyarlaması şöyle olabilir. Hani Mayıs'ta sat ve tatile çık şeklinde yani yaz aylarında sermaye piyasalarında çok fazla şey olmaz. Dolayısıyla yani çok da fazla burada macera aramamak lazım. İşte belki parayı para piyasası fonlarına ya da tahvile yatırmak, sabit getiriye bağlamak daha uygun gibi. Ama işte bu yaz hani farklı olabilir mi, o konuda görüşünü almak isterim. Çünkü işte Avrupa, İngiltere herhalde daha erken faiz indirimine başlayacak. Ya da işte orada da biyofarma tarafında şirketlerden çeşitli projeler var. İşte obeziteyi, ne bileyim, diyabeti ortadan kaldırma gibi böyle çok kallavi hedeflerle ortaya çıkan. Ya da işte Trump, Biden seçim yarışa doğru giderken hani Trump'ın gelirse neler olur, enflasyon gene işte ithalat savaşları üzerinden hortlar mı gibi. Yani işte Fed'e dair aradığımız teyitler var. Yani bu yaz böyle biraz daha farklı olabilir mi? O normalde geçerli olan değiş bu sene acaba geçerli olmayabilir mi? Ne dersin? Aslında tam da senin söylediğin üzere haftaya gelecek enflasyon verisiyle birlikte piyasa bakış açısı burada Mayıs ayının kalan bölümü hatta Haziran döneminin de performansını doğrudan etkileyecektir. Çünkü bildiğimiz gibi Haziran'da Fed'in toplantısı olacağı gibi o toplantıda projeksiyonlar da yayınlanacak. Yani 3 faiz indirimi hakikaten yani masada kalacak mı? Bu gerçekten çok önemli bir konu. Amerikan borsalarının seyri açısından da. Bu sebeple de Mayıs ayının kalan bölümü ve Haziran bölümüne bu açıdan bakacağız. Enflasyonu bu yüzden dikkatli takip edeceğiz. Bir yandan da istatistiklere baktığımız zaman çok ilginç bir durum var. Ben şimdi terminalden de bunu çok rahat görüyorum. 10 yıllık projeksiyonda hem Mayıs ayına bakalım hem de Haziran ayına bakalım. Mayıs ayında sadece 10 yılda bir defa, o da 2019 yılında değer kaybetmiş.
Haziran döneminde 2022 ve 2015 yani 8 yıl 8 dönem pozitif, 2 dönem negatif. Yani ciddi bir istatistik var borsa endeksi hakkında. Yani iyimser bir performansın düzenli olarak devam ettiği bir senaryo. Tabii bu her zaman böyle olacak diye bir kesinlik yok. Tıpkı korelasyonlarda olduğu gibi. Ama arka planda o psikoloji burada çok net bir şekilde pozitif olarak gözüküyor. Benim de burada tabloda gördüğüm bu. O yüzden de mevcut konjonktürde temel gidişatta bir bozulma olmazsa ben endeks tarafında bir iyimser görüşü söyleyebilirim. Ha bu arada getiri bazına baktığım zaman yani S&P 500'ün yıl bundan sonraki süreçte 12 aylık tahminlerinde %11, Nasdaq'ta %13, Dow Jones'ta %11 civarlarında bir beklenti var. Şimdi bugüne kadarki gelen performanslar okey ama bundan sonraki %11'lik bir beklenti yatırımcılar için ne kadar anlam ifade ediyor bunu da tartışmak lazım. Her ne kadar bunlar tabii ki terminale giriş tahminleri, yurt içinde de öyle. Şu anda BIST yüzde %17'ye yakın bir potansiyel var. Buna baktığın zaman BIST yüzde adımımızı atmamamız gerekir. Ama oradaki tamamen kurumsal anlamda analistlerin beklentisini içeren bir bölümdü. Hani genel gidişatta mevcut makro dizaynda eğer merkez bankaları indirim patikasına giriş yapma konusunda bir problem yaşamayacaksa tabii ki endeksler desteklenecek. Bu yüzden de önümüzdeki süreçteki gelişmeleri dikkatle takip etmek gerekiyor. Aslında genel anlamda hep şu ben tanımı yapıyorum. Biz artık tünelin sonundaki ışığı gördük. Ama çıkabilecek miyiz? Çıkamayacak mıyız? İşte bu sorunun cevabı için muhtemelen önümüzdeki haftaki enflasyon biraz daha süreci netleştirecektir. Evet, biraz da programın sonuna doğru enerji piyasasına dair, petrol fiyatlarına dair konuşmak isterim. Şimdi orada tabii bu jeopolitik tansiyonla yukarı yönde ciddi hareketler oldu. Ama bu jeopolitik tansiyon öncesi de hani senin yaptığınız yayınlarda hani bir miktar daha geriye gelebilir. Ama belli seviyenin altında nispeten zor gibi. Hani kısa vadeli işte Brent 80, ne bileyim Amerikan tipi ham petrol 75 dolar civarı böyle bir dip oluşumu olabilir mi? Yani çünkü daha da aşağı gitmesine herhalde OPEC Plus bu sefer bir reaksiyon gösterebilir gibi. Acaba neler dersin? İstersen bu soruyla programımızı tamamlayalım. 2023 yılında Brent petrol 70 dolar civarındayken oraları dip kabul etmiştik ve tam da senin de vurguladığın gibi OPEC Plus'tan bir arz kesintisi şeklindeki haber akışları gündemimizi meşgul etmişti. Yine bu döneme baktığımız zaman da 78 doların dip kabul edildiği bir Brent petrol izliyoruz. Evet şu anda gerçekleşen düşüşler çok sevindirici. Hele ki enflasyon konusu tam burada masada ve ciddi anlamda can sıkarken enerji tarafındaki bu reaksiyon gerçekten önemli. Şimdi bu sevindirici ama hani gidişat anlamında görüntüyü bozdu mu? Hayır bozmadı. Benim burada biraz orta vadeli, kısa orta vadeli baktığımız zaman 78 dolarların hala önemli bir destek bölgesi. Hatta şöyle söyleyebiliriz. Kısa vadeli 78, orta vadeli 75, uzun vadeli de 69 dolar. Yani bu bölgelerin altında yer edinecek bir temel gelişmeye ihtiyaçlarımız var. Yani ciddi anlamda stok artışımı, arz kesintisiyle alakalı yeni bir aksiyonun olmayacağı, ilaveten jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkacağı, yani farklı dinamiklerin olabileceği bir ortamda ancak bu mümkün olabilir. Onun dışında baktığımız zaman bu bölgeler tekrar yeni alıcıya mecbur bırakacak bir konjonktür oluşturabilir. Ama burada parantezi şöyle açalım. Yeni dönemde yükseliş eğilimini hızlandıracak yeni bir açıklama gelmez ise hani kabaca yukarıda 93-94 dolar, aşağıda 80-78 dolar biraz marj bölümü genişler. Çünkü daha önce hatırlarsan senin yapmış olduğun yayında ben biraz 78-85 dolar ve 85 doların kritik olduğunu vurgulamıştım. O bölüm aşıldı. O yüzden de biraz marj açtı. Yani 78 aşağıda, yukarıda 95 ve 17 dolarlık hareket alanında dalgalı bir profilin oluştuğunu görüyoruz. Tabii ki gönül ister ki 78 doların altına reaksiyon görelim. Ben burada çok ciddi bir şekilde yanılayım. Oradaki Brent petrol aşağı doğru çatır çatır düşsün ama maalesef işin analiz kısmında o görüntüyü temel taraftan da desteklenecek bir şekilde söyleyemiyorum. Bu da
gelecek dönemde bu düşüşlerin tekrardan bir yükseliş olma yönündeki beklentimi maalesef destekliyor. Evet, takip ediyor olacağız. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayıldır'a çok teşekkür ediyoruz.